kendinize gelin ve kendinizi ertelemekten vazgeçin. Sizi seviyorum. Hoş geldiniz. Sevgili Zeynep Hocam'la birlikte. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Nasılsın canım? İyiyim, teşekkür ederim. Şu an sizi gördüm. Heyecanım biraz daha yatıştı. Heyecan olmazsa olmaz zaten. Heyecan olmadı mı başarı da gelmez. O bir heyecan birazcık olacak. Çok olmayacak ama birazcık olacak. Aynen. Canlar merhaba diyorlar. Onlara da merhaba diyelim. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Evet. Zeynep Hocam, öncelikle kısa bir önce ben istersen kendimi tanıtayım. Tabii sen önce bir kendini tanıt tabii ki. Seni bir tanısınlar istiyorum ben de. Sen de bizim güzide koçlarımızdansın. Aynen. Birçok arkadaşımız beni tanıyor. Beni yeni katılan arkadaşlar için kısaca kendimi tanıtmak istiyorum. Hı hı. İsmim Seycan Aslan. Berlin'de yaşıyorum. Pardon, biraz heyecanlandım. 2 çocuk annesiyim, evliyim. Ben kişisel gelişim bu alana 2015 yılında tanıştım ve başladım. 5 yıllık bir rahatsızlığımın ardından biyoenerjiyle tanıştım ilk hocamla birlikte. Ve orada kendimdeki enerjiyi keşfettikten sonra kendimi iyileştirmeyi öğrendim. Sevgili hocama da burada saygı gösteriyorum, Gülbayrak'a. Teşekkür ediyorum. Kendi elimde var olan enerjiyi bana öğrettikten sonra bu yola girdim ben. Kendi hastalığımı iyileştirdikten sonra da profesyonel olarak nasıl yapabilirim, kimlere katkı olurum diyerek yola çıktım. 2019 yılında Dusot Bütünsel Nefes Akademisi ile tanıştım ve sizlerle tanıştım hocam. Ve hayatım profesyonel bir şekilde bunu yani sağlığıma kavuştuğum hobim, kendi şifam, mesleğim oldu. Bu yolda da ilerliyorum sizlerin vesilesiyle hocam. Teşekkür ediyorum öncelikle. Ve birçok canıma da bunu katkı olarak tanıtmak istiyorum. Ve bugün sizinle ilk canlı yayın programımı yapmak istedim. Çünkü herkeste biyoenerji var. Herkeste kendi şifa enerjisi var. Herhangi bir yere gitmeleri gerekmiyor. Hani sihirli değnek başkalarında değil, kendimizde. Bunu nasıl öğrenebiliriz hocam? Yani sizin gibi usta bir insandan bunu anlatmasını rica ediyorum. Öncelikle kendinize bir tanıtın. Zeynep Sarıkavak bugün burada. Yok, bugün burada hoca ve öğrenci yok. Tamam. Tamam, öyle yapalım. Şimdi şöyle, ben Zeynep Sarıkavak, ben de Dusot Bütünsel Nefes Akademisi eğitmenlerindenim. Biyoenerji, NLP alanlarında, işte nefes alanında çalışmalarım var diyeyim. Hala çalışıyoruz, hala bir şeyler öğreniyoruz. Hatta haftaya bizim bir biyoenerji eğitimimiz başlayacak. Yeni bir eğitimimiz başlayacak. Önümüzdeki hafta Cuma günü, Cuma, Cumartesi, Pazar 3 gün sürecek. Bu eğitimlerle hatta ben şöyle bir şey yazdım grubumuza. Dedim ki hani hep birlikte öğreneceğiz. Hep birlikte bir şeyler deneyimleyeceğiz. Öyle değil mi? Çünkü bizim de danışanlarımızdan, kursiyerlerimizden, hatta ben öğretmenim, öğrencilerimizden o kadar çok şey öğreniyoruz ki öğrendiğimiz çok şey var onlardan. O yüzden bütün parçalarıma teşekkür ediyorum. Yani parçalarımız olduğu için biz varız. Evet hocam. Öncelikle herkese çok teşekkür ediyorum. Evet. İyi akşamlar, hoş geldiniz canlar. Buradan selam yollayanlar çok, hepiniz hoş geldiniz diyorum. İnşallah. Bugün çok geleceğim diyenler var. Aha, kursları bekliyoruz inşallah. İnşallah. Şimdi bir kere şifa nedir? Hani diyoruz ya, evrende her şey canlı cansız, her şey enerjiden oluşmuştur öncelikle. Hı-hı. Her şeyin bir enerji frekansı var. Her şey bir enerji frekansına sahip. Şimdi moleküler düzeyde işte düşük frekansta titreşim göstermeye başladıysak fiziksel, işte ruhsal, zihinsel, bedensel rahatsızlıklar da yaşamaya başlıyoruz. Dengeli bir hayatı kaçırmış oluyoruz bu frekans düşüklüğünde aslında. Bu frekans düşüklüğü de nasıl oluyor? Yani nasıl oluyor? Bilinçaltımızdaki kayıtlarımız değil mi? O yüzden hepsi iç içe. Hı-hı. Şimdi çünkü hani bazen şeyde biyoenerji dersinde de bahsediyorum onları. Evet hocam. Çünkü bilinçaltı kayıtlarımız. Bakın bilinçaltı kayıtlarımız. Çevreden edindiğimiz kalıplar diyelim. daha rahat anlaşılması için. Korkularımız, işte kaygılarımız, üzüntülerimiz, öfkelerimiz, bunların hepsi bizi hasta ediyor. Çünkü bizim enerji frekansımızı düşürüyor. Enerji frekansımızı düşürüp bizi hasta eden şeyler. Hani şey... Hocam peki biyoenerjiyi öğrendiklerinde, ya bunu ben deneyimledim, kendi bu frekanslarını yükseltebilir mi kişiler? Onlara nasıl önerilerde bulunabiliriz? Kesinlikle. Hani bir çakralardan bahsediyoruz ya derste. Çakralarımızı mesela dengeleyebiliriz. Günlük bile dengeleyebilirsiniz çakralarınızı. Çakralar nedir? O sizin enerji alanınızı dengeleyen enerji merkezleridir aslında onlar, çakralar. O çakralarımızı dengeleyebilir miyiz hocam? Yer değirmeni diye söylüyoruz. Hatta evet, bugün öyle bir meditasyon yapalım yine en sonunda. Gene dengeleyelim evet, çakralarımızı. Sonuçta dedi ki birçok şey bizi hasta edebiliyor. Hani çevresel faktörler, işte yediklerimiz, içtiklerimiz, düşük frekanslı duygularımız, bunların hepsi bizi hasta ediyor, bizi düşürebiliyor. Mesela bunlardan bir tanesi de korku. İbn Sina'nın çok kısa bir şeyi var, ondan bahsetmek istiyorum. Deneyi var. Ben buna kurt kuzu deneyi diyorum. Şimdi işte aynı kiloda, işte aynı yaşta, aynı özellikle iki tane kuzuyu kafese koyuyor. Yanında bir kafes daha var, o kafese de bir kurt koyuyor. Şimdi yalnız kuzulardan birisi öyle bir pozisyonda ki kurtu görmüyor. Bir diğeri de kurdu sürekli görüyor. Şimdi o kurtu gören, ki kurtun ona işte şey yapması, müdahale etmesi mümkün değil. Hani kuzulara bir şekilde müdahale, çünkü hepsi kafeste. Kurtu gören kuzu yemek yememeye başlıyor. Korkudan artık zayıflamaya başlıyor ve belli bir süre sonra hayatını kaybediyor. Hani korkularımız, gerçekten korkularımız bizi hani öldürebilir bile. Hani öfkelerimiz, korkularımız, düşünün. Bütün negatif duygular bizleri hasta ediyor her şeyden önce. Onlarla başa çıkmak gerekiyor. Travmalarımız, ki İlay Hocam'ın konusunda çok fazla da girmeyeyim travmalara. Travma terapide gerçekten müthiş çalışmalar yapıyor İlay Hocam da. Sonra doğru nefes alıp verememek. Doğru nefes alıp verememek, ki ben hep derim. Her nefes aslında bir şifa olabilir. Aldığımız her nefes şifa da olabilir, hastalık da olabilir bizim için. Hani hep diyoruz ya, eğitimlerimize de bahsediyoruz. Hani içtiğimiz bir yudum su, bakın bir yudum su, ne niyetle içerseniz ona dönüşüyor. Şifaya da dönüşebilir, zehre de dönüşebilir sizin için. Evet. Bunların hepsine çok çok dikkat etmek gerekiyor. Çok geniş konular bunlar. Evet. Hocam peki buradan izleyicilerimize ve bundan sonra bu videoyu izleyecekler için şöyle bir şey diyebilir miyiz? Yani biyoenerjiyi öğrendiklerinde kendi korkularını dönüştürme imkanları var mı? Herhangi birine ihtiyaç duymadan. Kendi şifalarıyla. Kesinlikle. Yani her bedenin bir kere her şeyden önce kendisini iyileştirecek bir gücü var. Bir şifresi var aslında. Her bedenin kendini iyileştirebilecek bir şifresi var. Bir gücü var. Bazen hani elimizi keseriz hiçbir müdahale etmeden, işte elimizde bir çizik olur, kesik olur, işte ne olur, o kendi kendine iyileşir mi aslında? İyileşir. Evet. Çünkü nereye odaklanırsak enerji odaklandığımız yere gider. Eğer kendimize odaklanarak şifa aktarmaya niyet etmişsek o şifa gider ve her şeyden önce de çok önemli bizim için, niyet önemli. Neye niyet ettin? Hani niyet etmek tabii ki bu dilimizde değil sadece, hani dil, zihin, gönül birliği diyoruz ya, ruhumuzla niyet edeceğiz, gönlümüzle niyet edeceğiz, zihnimize niyet edeceğiz, sadece dilde kalmayacak tabii ki bu niyetler. İşte ben bunu yaparım dediğinizde bir taraftan zihninizden vesvese girip hemen yok sen bunu nasıl yapacaksın ki, sen bunu yapamazsın dediğinde her şey bitiyor. Ben bunu yaparım ama bir ama koyduysak oraya veya lakin. Ya da lakin. Tamamen bu işin büyüsünü bozmuş oluyoruz aslında. Var, uzmanların söylediği bir şey, yapabilirim dediğimiz anda yaklaşık 100 milyar sinir hücresi harekete geçiyor. Yapabilirim, bakın yapabilirim, yaparım dediğinizde Bu her şey için uygulayabilirsiniz bunu. Şifaya uygularsınız. İşte ders çalışan bir çocuk hani ben bu sınavı yapacağım ya da başaracağım. Bunu uygulayabilirsiniz. Hayatın her alanına koyabilirsiniz. Yapabilirim dediğinizde 100 milyar sinir hücresi harekete geçiyor ve eylemi gerçekleştirme yönelik seni motive ediyor. Bizim için hedefe odaklanmaya başlıyor bu sinir hücreleri. Her şeyden önce ne yapmamız gerekiyor? Kendimize inanmamız, işte planlamamız ve her bir şekilde harekete geçmemiz gerekiyor. Eğer artık insanlar diyorsa ki ben de artık kendimi şifalandırmak istiyorum her anlamda. Bununla ilgili bence eğitimler almalılar ve harekete geçmeliler her şeyden önce. Ben bunu yaparım, yapabilirim dediğinizde gerçekten yapabiliyorsunuz. İnsanın kendine öncelikle bir özgüveni olması gerekiyor. Yani kendimize inanmamız diyebiliriz. Kesinlikle. Hani korkuları şifa dedik ya. Şimdi şifa zihinsel, ruhsal, bedensel işte her yönlü olur şifa. Şimdi tabii biyoenerjiyle çalışabilirsiniz. İşte travma terapiyle çalışabilirsiniz. Nefesle çalışabilirsiniz. Yani hepsinin bir şifa yönü var. Kesinlikle hepsinin bir şifa yönü var. Ve zaten o yüzden de hani Dusot Bütünsel Nefes Akademisi'nin hani adı üstünde Bütünsel Nefes Akademisi içinde her şeyi barındırıyor. Yani farkındalık da var içinde, işte biyoenerji de var. Buraya gelen koçlarımız, eğitim alan kursiyerlerimiz işte farkındalık, işte nefes, biyoenerji, nefes travma terapi hepsini NLP öğreniyorlar. Çünkü NLP bunların hepsi bir aradayken bir bütünsünüz. Nasıl ki bizim parçalarımız olduğunda bir bütün olabiliyorsak bunların da hepsi bir aradayken bir bütünsünüz. O zaman tam şifa gerçekleşiyor işte. Bizim akademinin ama en büyük özelliği hocam. Yani benim de akademiye eğitimleri aldım. Okey bitti. Ben privatla devam edebilirdim. Fakat oradaki rezonans farklı bir algı. Farklı bir frekans akademideki olan. Kendini orada bir ailenin içinde hissediyorsun. Her alanda seni yükseltmek için her an, gece gündüz hepinizin desteği her an var bize. Farklı bir sevgi var, aile gibi orası. Sıcak ekmek kokusu gibi. Yurda hocamın söylediği gibi. Evet, yani sıcak ekmek kokusu gibi gerçekten. Çok güzel bir aile olduk. Ve her gelen de kendini yabancı hissetmiyor. Kendini yabancı hissetmiyor. Her gelen sanki yıllardır herkes birbirini tanıyormuş gibi değil mi? Yani sanki farklı. 2 gün belki eğitim alıyorlar ama sonrasında sanki 40 yıllık tanıdık gibi oluyoruz. Ve sürekli sizler bize desteksiniz. Bırakmıyorsunuz elimizi hocam. Eğitim bitti. Hadi param bay yok yani. O çok öyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil. Zaten bu biyoenerji eğitimlerine. Çünkü enerji aslında çok kapsamlı bir konu. Şimdi bunlara başlamadan önce, yani Yurdagül Hocam bana yıllarca yaptı, baskı yaptı. Hadi eğitim ver, eğitim. Ben hayır dedim her seferinde. Çünkü burada sizin yapacağınız yanlış bir şeyin vebali de bize gelir. Düşüncesiyle her an sizlerle olmak durumundayız. Her an. Her kursiyerimizde her an bizi arayıp her şeyi sorabilir. Her konuda danışabilir. Yeri geldiğinde birlikte oturup fikir üretebiliriz. Bu muhteşem bir şey ya. Gerçekten muhteşem bir şey. Yani Bütünsel Nefes Akademisi'nin hani kişiler de hani bütünselleşiyor artık. Yani oradaki şu anda 70 koçumuz var diyebilirim. 70 koç tek bir kişi gibi, tek bir yürek gibi. Şükürler olsun Rabbim. Bundan daha iyisi için neler mümkün diye soruyorum her seferinde. Aynen hocam yani her gün yani danışanlarımız da olsun, görüşmelerimiz olsun, sonra ihtiyacımız da her gün bir şükürdeyiz. Çünkü o kadar güzel destek oldunuz ki bize. Her gün kendimizde yeni bir kendimizi keşfediyoruz. Ağladığımız günlerde, aradığımızda hiç yalnız bırakmadınız. Hep geri dönüşüm yaptınız. Ama İnşallah sizin gibi bizden sonra gelen koçlarımıza öyle kucak açacağız her zaman. Onlara destek olacağız. Yani akademide o da bitmiyor. Birbirimize gelenlere de destek oluyoruz. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Yani Rabbim dedim ya önce bir yüreklerimizi şifalandırdı herhalde. Hepimizin. Hepimiz bir aradayız. Gerçekten hiç yani mesela koçlarımız var. Bir tanesi de Seycan, işte Fatıma, Lider koçlarımız. Lider koçlarımız. Onlar ne yapıyorlar biliyor musunuz canlar? Haftanın belli günlerinde Bakın tamamen gönüllü olarak evet. diğer arkadaşlarına teknikler anlatıyorlar. İşte Zoom üzerinden işte eğitimler veriyorlar, ekstra eğitimler veriyorlar. Kitap okuma günleri yapıyorlar. Bizim koçluk kitabımız var. Koçluk kitabımızı işte okuyup evet, tek tek cümle cümle, bazen kelime kelime, bazen o günkü ders, yani o günkü bir saatlik ders bir kelimeyle geçiyor. Ama ne oluyor? Hani orada herkes, hani sen ben yok. Hepimiz birlikte yürüyelim. Hepimiz birlikte ilerleyelim. Hepimiz şifalanalım. Hepimiz birbirimize elimizle dokunalım niyetindeyiz. Bu muhteşem bir şey. Yani, niyet ediyorum. Bütün dünyaya yayılsın bu enerji. Ay inşallah hocam, yani en büyük niyetimiz o. Bütünü tek edebilmek, tek yürekte buluşabilmek, o sevgiyi aşkla, o yolda yürüyebilmek. Çünkü yol uzun ve birlikte evet. paylaşarak, birimiz düştüğü zaman diğeri kaldırarak yol almak. Senlik benlik yok, bizlik var. Kesinlikle. Bizlik bilinciyle hareket ettiğimizde bütün canlar, ya farklı bir duygu, rezonans farklı bir alanda orada işliyor. Hani senden yani. Yok orada. O yüzden Dusot Bütünsel Nefes Akademisi'nin verdiği eğitimler sevgiyi çağrıştırıyor. Birlikteliği, bizliği. Şükürler olsun. Şükürler yani olsun. Eğitim aldın, bittin olay olmuyor orada. Çünkü devam. Birbirimizi devam. Destekleyerek. Çünkü evrende her şey devam. Felsefesini de biliyorsun değil mi? Dünya sürekli dönüyor. Hep sürekli kendi etrafında dönüyor değil mi? İşte şey, ay onun etrafında, uydusunun etrafında. Dünya güneş sisteminde dönüyor. Her şey sürekli bir tekrar, bir döngü halinde. Biz de bu döngüyü tamamlamak durumundayız. Yani sizler hani önce belki hani bebek hani doğduğunda, yeni doğduğunda önce bir ağlamaya başlar değil mi? Belki de ağlayarak geliyor yanımıza insanlar. Sonra ne oluyor? Dünyaya geldiğinde ağlayarak dünyaya geliyor. Sonra yavaş yavaş konuşmasını öğreniyor. İşte emeklemesini öğreniyor. Yürümeye başlıyor, koşmaya başlıyor. Koşarken bile annesi arkasında oluyor değil mi? Aman yavrum, zarar gelmesin diye. Bizdeki mantık da bu. Aman herkes birlikte olsun. Herkes mutlu olsun, huzurlu olsun, herkes şifalansın. Niyetimiz bu. Niyetimiz bu. Evet, Yurdagül Hocam burada herhalde. Ay canım hocam, sevgi olduğumuz için demiş. Koca arkadaşlarımız da burada destek için. Hepsine selamlarımızı yolluyoruz aşkla, sevgiyle. Evet, biz arada bir aşağıdakileri göremiyoruz. Birbirimize dalınca böyle, konuşmaya dalınca. Evet Seycan Hocam, peki neler yaptınız hani yönlendirme dersinden sonra? Ya da bütün aldığınız eğitimlerden sonra başka? Ya şöyle diyebilirim hocam, ben 5 yıl önce yola çıktım. Dusot Akademi o taçlandırdı. Fakat en büyük fark bende şey oldu. Biraz alt bilgi sahibiydim. Fakat alt bilinç bilgisine sahipmişim. Hani nasıl diyeyim? Sürekli hayatım dışarıyı suçlamakla hala geçiyormuş benim. Hani bilgi sahibiydin, bilgi ediniyorsun fakat eşini suçluyorsun, diğerlerini suçluyor. Hep dışarıyı görüyormuşum. Ne zaman ki Dusot'tan aldığım eğitimler bana içe dönmeme, ne ararsan ara kendinde ara sözü var ya, onun bende olduğunu öğrendikten sonra ben Dusot Akademi hayatımda çok şeyi değiştirdi benim. Evliliğim şifalandı, arkadaş ilişkilerim şifalandı. Kendi ailemle olan, kardeşlerimle olan ilişkim şifalandı. Çünkü ben hep kurban rolündeydim. Hani sürekli bir şey bekliyordum. Ama o beklentiler bitti. Meğerse vermem gereken kendimmiş. Kendime vermem gerekiyormuş. Ve o günden sonra Dusot Akademi'den aldığım eğitimler benim hayatımda kelebek etkisi yaptı. Sihirli değnek gibi oldu. O sihirli değneğin de kendimde olduğunu öğrendikten sonra dışarıda aramayı bıraktım. Ve oradan Dusot Akademi'ye şunu demiştim. Yurdu hocam dedim. Ben farklı bir frekanstayım ve size dedim gönüllü ne hizmeti veriyorsanız yapmaya hazırım dedim. Çünkü bende farklı bir Seycan oluştu dedim. Benden ben çıktı. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Gönüllü olarak bağlıyım size dedim. Ve o günden sonra yani hocam anlatamam, tarif edilmez. Normal eğitim değil. Yani okey eğitim alıyoruz ama kendini tanıma eğitimi, ilimden bilime yol Dusot Akademi. Kesinlikle. Yani bunu sizin açarsanız daha iyi olur. Şimdi orada çok güzel. Hani sana dokunulduğunda sen de artık etrafa dokunmak istiyorsun, evet, değil mi? Bu çok güzel bir duygu. Bu çok güzel bir duygu. Hani vakti gelen herkese Rabbim bir şekilde dokunmamızı nasip eylesin diyorum. İnşallah hocam. İnşallah. Yani dünyayı güzellik kurtaracak, sevgi kurtaracak diyoruz ya. Evet. Yani farklı bir duygu hocam. Çünkü yani sevgi en büyük şifadır. Hani o sevgiyle yaklaşıyorsunuz ya. O muhteşem bir şey. Şükürler olsun Rabbime ki böyle güzel insanlarla karşılaştırıyor bizleri de. Ay, inşallah vallahi. İyi ki sizlerle karşılaştım hocam yani gerçekten. Aynı şekilde, aynı şekilde yani. Farklı bir duygu bu. Şükürler olsun. Evet, şey vardı. Cemal Nur Sargut hocamın bir sözü vardı. Allah, yanlış söylemem inşallah, şafi sıfatıyla kediden bile insana çok şey öğretir. Kediden dahi insana çok şey öğretir. Her yerden tecelli eden odur. Evet. Rabbimdir her yerden tecelli eden. Değil mi? Evet. Yani bütün varlığa bu şekilde bakarsak, yani yaratılmış bütün varlığa bu şekilde bakarsak aslında hiçbir şey kalmıyor. Sizin bir sözünüz vardı hocam. Her şeyin içindeki güzellikleri görebilmeyi nasip etsin Rabbim. Yani kolaylıkla değil mi? Kolaylıkla. Her şeyin, her ne yaşıyorsak, her ne durumdaysak değil mi? Evet. Rabbim onun içindeki hayrı görmeyi nasip etsin. Kolaylıkla İnşallah görmeyi hocam. Nasip etsin. Bu çok çok önemli. Bu inanç kalıbı da çok çok önemli gerçekten. İnanın hani soruyu sorun ve bırakın. Rabbim bundaki hayrı görmemi nasip et. Ya da bundaki hayır nedir diye sorun ve bırakın. Cevaplamayın içinizden. Cevapladığınızda siz gelecek cevabı da engellemiş olursunuz. Yani soru sorduğunuzda cevaplamayın içinizden. Soruyu sorun ve bırakın. Ya, bunu o kadar güzel gösteriyor ki. Hem de nasıl hocam. Bunu öğrendikten sonra hayatımda yani insanın hayatında her şey oluyor. Hani nasıl yağmur yağıyor, güneş açıyorsa, kar yağıyor, sonunda bahara dönüyorsa hepimizin inişleri çıkışları oluyor. Hani güzellikken okey de olumsuz bir şey olunca neden problem? Orada artık soru sormayı öğrendim. Ağlıya ağlıya öğrendik yani. Ama sonu güzel oldu. Mucizeleri gösteriyor Rabbim yani. Yani hani şey gibi Yin Yang felsefesi var ya, her kötünün içinde bir iyi, her iyinin içinde bir kötülük vardır. Ya da işte her şerde, her şeyde derler, her şerde bir hayır, her hayrın içinde de bir şer vardır. Aynen. Değil mi? Evet. Bunu fark etmek önemli. O dengede olmak önemli. Yani tamamen her an mutlu olsaydın mutsuzluğu bilemezdin. Evet. Her an mutsuz olsan mutluluğu bilemezdin. Yani bütün kavramlar zıttıyla var bu evrende. Aynen. Öyle değil mi? Aynen. Geceyle gündüz gibi yani. Hepsi bir döngü. Kabule geçtiğin zaman kolaylıkla her şeyi daha üstesinden gelebiliyoruz. Önemli olan kabul etmek, fark etmek. Okey, burada neyi fark etmem gerekiyor? Hangi duygumu dönüştürmem gerekiyor? Çünkü duygular dönüştükçe insan bilinci biraz daha yukarı çıkıyor. Hani bu benim için çok değerli. Çünkü Dusot Akademi'nin bana öğrettiği en güzel şey şu oldu hocam. Evlatlarım için ben eğitimi kendim için ve evlatlarıma mal mülk değil, yüksek bilinç bırakabilmek, aileden, atalardan gelen, bizim kalıplaşmış olan, bir türlü yükselmemizi, bilinçlenmemizi engelleyen inanç kalıplarımız. Bunları dönüştürebildikçe evlatlarımıza, nesillerimize daha verimli, daha sağlıklı bir gelecek hazırlayabiliriz. Yani kesinlikle. Bunlar çok güzel. Yani eğitimlerimizde bilhassa buna çok önem veriyorsunuz yani, affetme, bağışlama çalışmalara. Kesinlikle. Yani zaten bizim en büyük mirasımız geride bıraktığımız güzel evlatlar, yetiştirdiğimiz iyi evlatlar. Şimdi o evladın da iyi yetişmesi için annelerin bilinçlenmesi gerekiyor. Annelerin bilinçli olması gerekiyor. Her anlamda bilinçli olması gerekiyor. Hani bilinçaltı derslerimizde çok konuştuk, NLP'de çok konuştuk, eğitimlerde konuştuk. Atölyelerde konuştuk. Ne dedik? Yani hamile bir bayan, hani ya da işte yeni anne olan bir bayan, işte yeni anne olan bir yeni baba olan bir erkek gerçek anlamda çocuğuna nasıl davranması gerektiğini bilse ya da hamile bir bayanın nasıl duygular yaşaması gerektiğini bilinse, öyle değil mi? Evet hocam. Ne kadar muhteşem çocuklar, nesiller yetişir gelecek için. Evet. Çünkü birçok şeyimiz bizim nerede başlıyor? Anne karnında başlıyor travmalarımızın birçoğu. Bakıyorsunuz işte danışanlar geliyor, travması anne karnından getirmiş travmalarını. Evet. Ya da annenin o hamileyken yaşadığı travmayı getirmiş bugüne. Bunun içinde nedir? İşte evlat sahibi olacak anne babalar ya da evlat sahibi olmuş anne babaların çok çok dikkatli davranmaları gerekiyor. O yüzden yani bu dünyaya güzel miraslar bırakmak lazım. Evet. Güzel miraslar bırakabilmek için de kesinlikle. Yurda hocam bir şey yazmış. Evet, bakalım. Bütün mutlu insanı günün sonunda bıkıyor. Değişiklik istiyor. Yapamayınca mutsuz oluyor. Fakat koşulsuz hizmet edersen kesinlikle mutsuz olmazsın. Ay canım hocam benim. Evet öyle. Çünkü evet, bize koşulsuz hizmetteyiz. Çünkü bunun pırlantadan yani madde dünyasından daha değerli olduğunu, mananın öğrendiğin zaman hocam zorluk yok, yorgunluk yok. Sadece hizmet, bu güzel duyguyu kimlere sunabiliriz? Kimlere bir faydamız olabilir? Hani bu konuda neler yapabiliriz diye sürekli bir eylem halindeyiz. İnşallah yakında haftaya zannedersem herkes açık farkındalık sohbetlerimiz de başlayacak. Yani, Zoom üzerinden değil mi? Öyle duymuştum ben. Evet, Zoom üzerinden haftaya cumartesi başlatmayı düşünüyoruz. Bakalım hayırlısı olsun. Kimlere dokunabilirsek hocam inşallah bir kelebek dokunuşu yapabiliriz. İnşallah. Çünkü İnşallah. Ya sağlık, huzur her şeyden önce geliyor. Yani bunu yaşamış biri olarak bu sağlığın, huzurun, aile ilişkisinin kıymetini çok çok iyi biliyorum. Evet. Buradan çok devam et. Çok özür diliyorum, böldüm. Estağfurullah hocam. Yani o 5 sene ben o rahatsızlığımda kendi aile içimdeki ilişkilerimdeki o kopukluğu çok iyi, acıları bildiğim için. O yüzden yani çıktığım bu yol çok kadim bir yol ve çok özel bir yol. Ve bunu en iyi şekilde mümkün olduğunca herkese tanıtmak istiyorum hocam. Gönül, hizmet yolundayım ben yani. Kimlere dokunabilirsem. Çünkü şu anki dönemde siz de biliyorsunuz ki ilişkiler kopma noktasında. Aslında evet, belki de bilgi sahibi olsalardı bu alanda birçok evlilik kurtulabilir, aile ilişkileri düzelebilir. Çünkü kendi rezonans alanını tanıyan bir insan kendi şifasını, ilişkilerini daha güzel şifalandıracağını düşünüyorum ben. Hani bu konuda eğitimlerde neler öğrettiğinizi anlatmak ister misin hocam tam olarak başlıklar halinde? Konulara girersek bu bitmez herhalde. Birisi davetiye yollamış ama ya da yanlışlıkla mı bilmiyorum. Katılmak istiyor canlı yayına. Yollamış olabilir. Kim o? Bakabilir miyim ki acaba? Yanlışlıkla herhalde. Okey. Evet. Şimdi Yurdagül Cengiz hocam. Yurdagül hocam. Arkadaşlar hocamıza sormak istediğiniz sorularınız var mı? Evet, burada sorularınız varsa burada 1 ya da 2 soru cevaplayabiliriz. Ben bir taraftan saate de bakıyorum. Aynen. Yarım saat geçmiş bile, farkında olmamışız. Meditasyonumuz da var hocam. Evet. Çok fazla da doldurmayalım. Ama dediğin gibi hani ne kadar cana dokunursak o kadar iyi hissedeceğiz kendimizi. Zaten bu da şey değil midir? Hani iyiliğin şeyi olmaz. Maddi manevi hiçbir karşılığı olmaz değil mi? İyiliğin de maddi manevi hiçbir sıfatı olmaz aslında. Şöyle diyebiliriz. Bir kişi gördünüz, onu da bir şekilde hani elinden tutmak, ona bir şekilde dokunmak ya da ona bir şekilde dokunulmasını sağlamak da bir iyiliktir. Ve bizim boynumuzun borcudur insan olarak. Öyle değil mi? İnsan olarak hepimizin boynunun borcu. Evet. Buradan canlara da bir söyleyelim, seslenelim, bizi izleyenlere, daha sonra izleyeceklere. Gerçek anlamda kişilerle dokunsunlar etrafındakilere, bildiklerini anlatsınlar. Bizleri yönlendirsinler gerekirse, değil mi? Evet. Mesela o dedik ki farkındalık sohbetleri, ücretsiz sohbetler olacak onlar. Zoom üzerinden yapacağız. Ve Bu bizim büyük bir müjdemiz olsun aslında. Bu belki de Yurdagül Hocam böyle bir müjdeyi vermek isterdi kendisi, ama. Kendisi aynen. Yurdagül Hocam'la bugün görüşmüştüm. Biz kaptık. Hani, hocam birçok projelerimiz var zaten. Onlardan da kısaca bahsedelim yani. Eğitimlerden sonra ek derslerimiz oluyor. Biz koçlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Ta ki sınavlarını kolaylıkla, başarıyla geçip sertifikalarını alana kadar onların yanındayız. Her konuda. Nefesti, birçok sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Evet. Yani devam birçok projeler duruyor. Mesela Türkiye'de inşallah pandemiyi biraz atlatırsak kamplar düzenleyeceğiz. Evet yani. İnşallah. Çok güzel farkındalık kampları düzenleyeceğiz. Nefes kampları düzenleyeceğiz. Şifa kampı. Yani her şeyden hocam. Olacak o kamplarda. İnşallah farklı yerlerde hatta biz konuştuk. Canlı yayınlar Instagram'da çoğaltmayı düşünüyoruz. Evet. Canlarımıza, meditasyonlarımıza. Yurdagül Hocam'a bir kez daha seslenelim buradan. Çok seslenen oluyor ona. Evet. Hatta geçen gün birisi şey yazmış. Her gün açıyorum acaba Yurda Hocam şeyde çıkmış mıdır Instagram'da? Hani o sürpriz yapıp çıkıyor ya canlı. Yurdagül Hocam seni çok özledik yayınlarda. Ne olursun canlı yayınlara çık. Sürpriz yapabilir. Cumartesi akşamları Zoom'da diyor. Aynen, cumartesi Zoom'da akşamları herkes Zoom'da çıkacak. Ya, aynen. Doğru. Evet. Instagram'da da çıkabilirsin Yurdagül Hocam. Seni özledik, sesini özledik. Evet hocam. Biz hep konuşuyoruz da canlarla da paylaşalım senin o güzel yüreğini. Evet. Ne yapalım? Şifa çalışması yapalım mı? Çok kısa bir kısa mı olsun, uzun mu olsun? Çünkü şöyle 15 dakikalık böyle bilinçaltı çakra dengelemesi mi yapalım hocam? Daha iyi öncelikle bir. Çakra dengelemesi yapabiliriz. Hem şifalanmış da olabiliriz. Aynen. Hani dedik ya, hani sen de çok güzel söyledin az önce. Dedin ya işte sihirli değneğin bende olduğunu fark ettim. Evet, yani hiçbirimizin sihirli değneği yok ya, sizlere dokunduralım ve iyileşesiniz. İsterseniz iyileşiyorsunuz. Dilerseniz iyileşiyorsunuz. İşte inşallah gönlün istediğine, zihin de istediği zaman, değil mi? Evet hocam. O zaman iyileşiyorsunuz. Benim en büyük idealim hocam, çünkü ben çok bir şeyler yaşadığım için insanlara kendi sihirli değneğini öğretmek istiyorum ben. Onun farkına vardırmaya niyet ediyorum hayatım boyunca. Hani bu yolda o şekil gideceğim. Herkesin kendi sihirli değneği var. Yeter ki bunu kullanmayı öğrenin. Yani başkalarında bir şey yok. Sizde de var hepsi. Kimde ne görürseniz onların hepsi sizde var. Sadece fark edin. Doğru kaynaktan eğitim alın. Yani değil mi? Mesela bugün şifa dedik başlık. Mesela bütünsel şifa diyeyim ya da biyoenerji diyeyim. Adına her ne derseniz deyin aslında. Yani yok birisi reiki diyor, ötekisi başka bir şey diyor, o bu diyor. Şifa tektir. Canlar tektir şifa. Yani herkes farklı isimlerle şey yapıp ısıtıp önümüze getiriyor. Aynen hocam. Şifa tektir aslında. O işte bedeni iyileştirmek için kullanılan kadim bir aslında şifa sanatıdır bu. Yani ve kaynaktan gelen enerjidir. Kendi enerjinizi de kullanmazsınız. Bu ne olur? İşte bu enerji şifası hastalanmış ya da işte dedik ki frekansı düşmüş, düşük frekanstaki titreşimi olan bedendeki o hani negatif titreşimleri uzaklaştırıp hani onu uzaklaştırdığınız zaman bile şifalanma başlar. Hatta ben eğitimlerde diyorum ya, önce sadece temizlikle başlayın. Hani enerji temizliği öğretiyoruz ya. Önce enerji temizleyerek başlayın. Siz enerjiyi temizlediğinizde zaten hani iyisini dolmasına niyet ettiğinizde bile dolmaya başlayacak. Zaten aktarırken de biz kendi enerjimizi aktaramayız. Bizimkisi bize yetiyor. Biz ancak şifaya kanal olabilirsek oluyoruz. Bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Yani eğitim alırsa canlar daha iyi öğrenebilir yani bunu. Birileri demiş ki işte üçlü görüşme yapılabiliyor. Instagram'da Yurdagül Hocam da katılsın. Yurda Hocam müsaitseniz alabilirim istersen sizi. Çünkü hocam Yurda ben şifaya aşık olduğum için şifa ve nefes benim vazgeçilmezim yani. Hani saatlerce nefes konuşabilirim. Nefes de şifa dedin ya en başta. Nefes istersek şifa da olur bize, hastalık da olur. O nefesi nasıl aldığınız, ne niyetle aldığınız çok çok önemli. Çok önemli. Ve nefesinize... Geliyor mu Yurdagül Hocam? Bilmiyorum, şu an görmedim. Yani şimdi yukarıdan acaba daveti sen mi gönderebiliyorsun? Tabii yukarıdan. Tam yukarıda X var hocam orada. Orada değil de isminin yazılı olduğu yerde mi acaba? Oradan aşağı doğru bir okuş işareti var. Aynı zamanda diyor hocam. Dersteyim diyor hocam. Doğru. Biliyorsun falan. Doğru doğru. Hocam. Evet bir şey de yani dinliyor. Farklı bir ders de dinliyor şu anda. Healy'yi dinliyorlar onlar değil mi? Ha, Healy'den de biraz bahsedelim hocam. Sonra meditasyona geçelim mi? Kısa bir ondan da bir bahsedelim. Olur. Kesinlikle. Ay, muhteşem bir cihaz. Evet. Gerçekten Healy. Alman menşeli bir ürün. Evet, şu anda yanımda değil, cihazım olsaydı içeride kaldı, gösterirdim hemen. Çok küçük bir alet ama siz telefona aplikasyonlar yüklüyorsunuz. O aplikasyonlar üzerinden çalışıyor. Hani yüklediğiniz aplikasyonlarla. Yaptığı da nedir? Hani hep diyoruz ya, işte şifadan bahsettik, frekanstan bahsettik, evet, enerji frekansından. Frekanslarla çalışıyor, biliyor musunuz? Yani frekanslarla, yani sizin enerji bedeninizdeki frekansları dengeliyor. Hücrelerinizdeki frekansları dengeleyen titreşimler gönderiyor ve mucize bir cihaz. Şu anda da hani arkadaşlar, Yurdagül Hocam aynı zamanda o da açık herhalde. Diğer telefonunda bir taraflarda onu dinliyor. Bir sonraki programa katılın. Healy'de çakraları da görebiliyoruz değil mi hocam? Veya aura fotoğrafı, evet, aura fotoğrafı çekebiliyor. Yani çektiğimiz fotoğraftan kişinin aurasına bakabiliyoruz. Hı-hı. Uzaktaki bir kişinin aurasına da bakabiliyoruz. İşte o kişinin o anki aura ölçümlerini yapabiliyoruz. İşte ya da kişi kendisi de zaten yapabiliyor. Zaten kişinin alıp kullanabileceği bireysel bir cihaz. Hı hı. Tabii farklı şeyleri var, aplikasyonları var, farklı programları var. Edindiğiniz programa göre cihazın fiyatı değişiyor. Hani siz aslında orada cihaz artı programı satın almış oluyorsunuz. Bir de yani 120, yaklaşık 120 farklı programı var. Ama şu anda yeni programlar da çıkıyor. Deep Cycle gibi, işte farklı bir yeni program daha var, ismini hatırlamıyorum. Yani ne diyeyim ben size? Eşim diyor ki, bu ne ya diyor. Böyle şey olur mu diyor. Ölümden başka her şey deva bu. Aynen hocam. Eşim başta çok inanmadı. Ne yaptım? Sadece bir de biyorezonans programı var. Şimdi o rezonans analizini açtım. Eşim hani şimdi ilk başta inanmıyor. Bu ne ki falan diyor. Hani biz aldık aleti çok hevesle böyle yaparak. Ondan sonra hadi gel dedim, senin rezonansına bakalım, çakralarına bakalım. Baktık. Çakra denge, hemen çakralara bakıp dengeleme programı var. Dengeleme frekansları yolluyor sizin bedeninize. Ona da baktık hemen. Sonra baktık ki o değişimi fark etti. Hani gördü, bak değerler değişmiş. Ama dedim ki bu bizi yanıltmasın Kerim. Niye dedi? Çünkü dedim aura anlık değişir. Kişinin aurası da anlık değişir. Hani aura fotoğrafı çekiliyor, Krillian fotoğrafı diyoruz. Aurası anlık değişir. O anki duygu durumuna göre, şusuna göre, busuna göre, biyolojik dengesine göre bile değişir auranın fotoğrafı. Sonra dedim ki hadi biyorezonans yapalım. Yani genel vücut taraması yapalım. Sadece aura değil, bütün vücudu taradık. İşte orada diyor, işte şu anda vücudumuzda hangi nerelere çalışılması, işte cilt programında çalışılması gerekiyor, işte şuna çalışılması gerekiyor, buna çalışılması gerekiyor. Yazmış. Altta da var. Bu programların dengelenmesi için bir frekans sistemi var. Siz o frekansları, hani bu frekansları sen bana yükle diyorsun cihaza. Onu işaretliyorsun. Bakın sadece bu programla bile. Sonra eşim var ya, bazen hani uyuyamaz. Gece uykusu çok bölünür. İlaç alır gece yatarken uyuyabilmek için. İlaçsız uyudu. Bebekler gibi uyudu. 3 gün yaptık. 3 gün boyunca bebekler gibi uyudu. Hiç uyanmadı, uykusu delinmedi. Sabah böyle çok zinde kalktı. Ve o zaman inanmaya başladı. Zaten onun alerjisine çalışmak için de hani şeyimiz vardı. Sonra alerjisine de çalışmaya başladık. İnşallah onun da etkisini göreceğiz diye inanıyorum. 3 model olarak satılıyor değil mi hocam Healy? 4. 4 ayrı modeli. Model derken cihaz aynı. Cihaz değişmiyor. Siz ama hani programlar mı değişiyor? Aldığınız fiyat programlar. Ona göre de, değil mi? Yani fiyatları ona göre. Fiyatları ona göre oluyor. Ya yani muhteşem kendi kendinizi şifalandırabileceğiniz muhteşem bir cihaz. Hatta eşim diyor ki artık size ihtiyaç kalmadı, farkında mısın? Bu cihaz varken. Ama dedim ne kadar güzel. Kalmadı. Ben şimdi etrafta hani artık hani gerçek anlamda hani güveneceğim şifacılar aramaktansa böyle bir aletin hani benim için üretilmiş diyorum. Muhteşem bir şey diyorum ve kullanmaya devam ediyorum. Biz nefese geçelim. Çok zaman aldı. Aa, evet hocam. Bir de hocam Healy için eğer almak isteyen seyircilerimiz, sonradan izleyecek olanlar da kime başvurabilir? Çünkü şimdi Healy'yi almak istiyorlarsa hani şimdi İlay Hocam için. İlay Esen Görmen'i tanıyorlardır herhalde katılanlar. Hı. İlay Esen Görmen diye Instagram'da bulabilirsiniz. Yurdagül size de yazabilirler. Bana da yazabilirler. Bütünsel Nefes Akademisi. Sonra Hı. bütün cevaplar sende. Seycan'a da yazabilirsiniz. Zeynep Sarıkavak diye hani gelip yazabilirsiniz. Bizlere hani özelden yazarsanız biz size destek olmaya çalışırız. Hani cihazda teminle ilgili ya da cihazla ilgili soru sormak isterseniz bir şekilde size destek olmak isteriz. 500 oralığın içinde çakralar yok zannedersem hocam. Öyle orada miydi? Çakralar yok. Çakralar yok ama oradaki altın döngü programı bile muhteşem bir program. Sadece onunla bile ilk bunu bulan doktor sadece onunla bile hani binlerce hastayı iyileştirmiş. Zaten doktorların icadı olan bir cihaz. Aynen. Daha önce Time Waver, işte CGO diye bir marka da var. İşte o Time Waver, işte birkaç marka daha var. Böyle çok büyük aletlerin olduğu, çok pahalı şekilde satılan bir ürün. Ay, biz bu Healy ürünü programı gibi oldu ya Seycan. Yok, ilgi çekiyor da çünkü ben de araştırma yapıyorum. Yok şimdi ben her bulduğumu anlatıyorum. İlay Hoca'yı dinliyorum, sizi dinliyorum, Yurt Hoca'yı dinliyorum. Benim de ilgimi çeken bir konu olduğu için hani daha çok bilgi alıyorum. Yani akademimiz de sağ olsun tanıtıyor bu aleti. Çünkü daha önceleri doktorlar kullanıyordu. Şu 2 senedir herkes kullanabilir. O büyük aletler, o büyük aletlerin kullanım yani ehliyetli kullanılması gerekiyor. Doktor ehliyeti olması gerekiyor kullanmaları için kişilerin. Bunlar da hani ev versiyonu. Daha çok hani koçluk yapan kişilerin ya da kişinin kendisinin bireysel kullanabileceği cihazlar. Bununla ilgili de İlay Hocam sağ olsun haftanın 2 günü 3 günü toplantıları yapıyor, tanıtımlar yapıyor. Cihaz nasıl kullanılacak, nasıl yapılacak bunları anlatıyor. Şu anda aynı zamanda o da var. Koçlarımızın birçoğu programda. Aynen. Evet. Şimdi biz nefese geçelim mi? Aynen. Güzel bir nefes meditasyonuna geçelim. Çakra dengeleme. Bir çakralarımızı dengeleyelim. Ay, arkadaşlar meditasyona geçmeden önce dilek dileyin. Çünkü ben de dileyeceğim. Zeynep Hocam'ın enerjisi çok güzel. Benim dileklerim her zaman gerçekleşiyor. Güzel dilekler dileyin. Böyle kimseyi etkilemeyecek, sadece sizi etkileyecek dilekleri olsun lütfen. Başkasının alanına girmeden kendiniz için. Kendiniz için lütfen. Geçenlerde böyle bir şey yapmıştım. Birisi dönüş yaptı. Annesini düşünerek yapmış o çalışmayı. Ya önce sen, sonra anne. Önce biz ayakta duracağız ki sonra sevdiklerimize de destek olabilirim, değil mi? Evet hocam. Evet. Şimdi nasıl nefes alacağız? Ondan kısaca bahsedelim. Şimdi ben bu çalışmada hep 5-3-5 nefesi kullanıyorum. Hani 5 saniyelik bir sürede içinizden 5'e kadar sayın. O hızlı da sayabilirsiniz, yavaşta, o sizin sayma hızınıza bağlı. 5 saniyelik bir sürede nefesinizi alın. 3 saniyelik bir sürede 3 sayım tutun. 5 saniyelik bir sürede yeni nefesinizi verin. Şimdi nefesinizi alırken de ayak tabanlarınızdan, sanki bir ağaçsınız, kökleriniz varmış gibi düşünün. Ayak tabanlarınızdan, hani ayaklarınızın tam ortası vardır ya çukur alan. Hani oradan kökleriniz uzamış. Oradan nefesinizi alın ve tepeye kadar çıkarın bu nefesi. Çıkardığınızı hayal edin. Nefesi çıkardığınızı hayal edemiyorsanız şey gibi düşünebilirsiniz. Yani büyük bir ışık topu, böyle bembeyaz ya da şeffaf bir küre gibi, parlak bir küre gibi. O ışık topunun rengi de size ait olsun. İstediğinizi yapın. Yeşil yapın, mor yapın, beyaz olsun. Ne istiyorsanız o top sizin ışık topunuz olsun. Onu ayak tabanlarınızdan, hani nefes alırken sayıyoruz ya 5'e kadar. O topa odaklanın ve tepeye kadar çıkarın. En tepeye kadar. Orada bekletin 3 saniye kadar. Sonrasında nefesinizi verirken o top yine ne yapsın? Başınızdan işte boyun bölgesi, göğüs, karın bölgesi, kalça bölgesi, bacaklar, ayak tabanlarından çıkıp gitsin. Şimdi bu nefesten biz en az 5-6 tane yapacağız önce. Tamam. Bu nefesi yaparken de bu nefes bizim anda kalmamızı sağlayacak. Bir taraftan da aslında bu ışık topunu bile hani yukarı götürüp getiriyoruz ya, bu bile bizim bedenimizin dengelenmesini sağlıyor. Herhangi bir yönlendirme yapmasam bile siz bunu gerçekten gözlerinizi kapatıp tüm bedeninize yoğunlaşıp bu nefesi yaptığınızda inanın sizin bedeninizin dengelenmesini sağlıyor. Enerji bedeninizin dengelenmesini, dengeye gelmesini sağlıyor. Bu bile çok çok önemli. Düşünün, köklerinizden alıyorsunuz nefesi, tepeye çıkarıyorsunuz ve tekrar tepeden köklerinizden gönderiyorsunuz. Nefesi alırken tüm evrenin, tüm kainatın işte o mucize şifasını içinize çektiğinizde, bu şifanın nefesle birlikte tüm bedeninize yayıldığını imgeleyin. Sonra verirken de bedeninizdeki tüm negatif enerjilerin, tüm frekansı düşük enerjilerin bedeninizden akıp gittiğini, ayaklarınızdan, tabanlarınızdan çıkıp gittiğini ve temizlendiğini niyet edin. Hani kendimizi topraklamak diyor ya bazen. Çok soru geliyor bazen hani şeyden, özelden. Kendimizi nasıl topraklayacağız hocam? Bakın bu nefeste de topraklayabilirsiniz kendinizi. Niyetiniz kendinizi topraklamak olsun. Bu nefesi yapın. İnanın kendinizi topraklarsınız. Tamamen bedeninizi topraklarsınız. Evet, sizleri seviyorum canlar. Benim çenem bir başladı mı susmak bilmez. Estağfurullah hocam, çünkü bilgi akıyor. Kısa bir hatırlatma da yapabilir miyiz hocam? Mesela tabii. Zihni çok düşünenlere burundan nefesi alıp vermenin önemini anlatabilir miyiz? Kısa bir, hani onun anlamı zihni durdurmak, yani düşünceyi dengelemek. Burun nefesi zaten burundan alıp burundan vereceğiz. Ama hani burundan nefes alma sorunum var diyorsanız yine de bir şey kaybetmiş sayılmazsınız. O zaman da ağız nefesi yapabilirsiniz. Evet. Çünkü burundan nefes almakta problem yaşayanlar da olabilir. Yani onları da çok zora sokmayalım. Evet. Ama bu nefesi burun nefesi yapıyoruz. Çünkü burun nefesi inanın direkt beyin hücrelerinizi beslemeye başlıyor. Yani kafanızdaki o vesvesenin, o konuşan sesin ne yapmasını, işte susmasını sağlıyor. Anda kalmanızı sağlıyor çünkü. Anda kalmanızı. Anda kalmak demek, nefeste olmak demek. Anda kalmak demek, işte zihninizi susturmak demek. Sadece nefesinize odaklanırsanız, burun nefesi yapıp bir de gözlerinizi de kapatırsanız, ki gözümüzü kapattığımızda inanın etrafımızdaki hani objelerin bizi rahatsız etmesini engellemiş oluyoruz. Ve gözlerinizi kapattığınızda aslında içinize dönüyorsunuz. Ve içinizi, zihninizi yavaşlatmış da oluyorsunuz bir şekilde o an. Çünkü hızlı gittiğinizde aslında nasıl desem yok olursunuz. Yavaş gittiğinizde siz olursunuz. Vah hocam. Haşane. Böyle bir şey çıktı mı bunu bir yere yazın canlar, ben oturup sonra. Bu çok güzelmiş. Bir de tekrar izler. Evet, hızlı gittiğinizde hani koştuğunuzda yok olursunuz ama yavaş gittiğinizde sadece siz olursunuz. Evet. Kendiniz olursunuz canlar. Evet, biz de kendimiz olmaya niyet edelim. Aynen. Şöyle gözlerimizi kapatalım. Olur. Şöyle dik bir şekilde oturabiliriz. Omurlarımız dik olmalı. İstiyorsanız uzanabilirsiniz. Hani uzanıp uyuyup kalanlar da olabiliyor. Biz de gerek bitince kapatıp gideceğiz. Evet. Dilek dilemeyi unutmayın. Tekrar söylüyorum. Bak, hiç bunu bilmiyordum, dilek dileme olayını ama. Hocam ben sizde yani bunu sürekli yaptığım için. Öyle mi? Yani hiç şaşmaz. Enerjiniz felaket güzel. O buradaki sinerjiden oluşan bir enerji. Aynen. Benden değil. Aynen. Evet. Sizi vesile kılan Rabbime şükürler olsun hocam. Şükürler olsun Rabbime. Eğer vesile olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Evet, şimdi gözlerimizi kapatalım. Arada bir yönlendirmelerde bulunacağım. Bir de hani şunu söyleyin, bunu söyleyin dersem, bakın şu anda ne yaptıracağımı ben de bilmiyorum. Hani siz yönlendiriyorsunuz aslında beni canlar. Eğer dersem ki hani şunu tekrar edin, bunu kendi duyacağınız bir ses tonuyla lütfen tekrar etmeye çalışın eğer ortamınız uygunsa. Çünkü söylediklerimizi hani gözler kapalı bakın anda kalmışsınız. Bilinçaltı tamamen açılacak çünkü. Söylediğiniz her şeyi bilinçaltı olduğu gibi alıp kabul edecek. Evet. Orada tabii ki güzel şeyler söylemeye niyet ediyoruz hep birlikte. Yurt hocam yazmış. Hocam niyetle bile esnemeye başladım. Yayını kaydedeceğiz arkadaşlar. Şifa olsun hepimize. Evet. Şimdi derin bir nefes alalım canlar. Ayak tabanlarımızdan. Evet, harikasınız. Yukarı kadar çıkaralım göğüse, boyun bölgesi, tepeye kadar çıkaralım nefesimizi. Şimdi yavaşça verelim nefesimizi. Kesik kesik değil, tek bir seferde ama yavaşça 5'e kadar sayarak içimizden. Sadece nefesinize, sayılara odaklanın. Bedeninize odaklanın. O ışık topuna odaklanın ve nefes alıp vermeye devam edin. Her nefes alışınızda ayaklarınızın, bacaklarınızın, kalça bölgesinin, göbek bölgesinin, göğüs bölgesinin, boyun ve baş bölgesinin rahatlamaya başladığını fark edin. Tüm bedeninizin tamamen yumuşamasına izin verin. Bırakın, direnmeyi bırakın. Enerjiyi kabuldeyin. Enerjiyi kabuldeyin, şifayı kabuldeyin. Harikasınız. Bugün muhteşem bütün canlar. Evet. Derin nefesleriniz bittiğinde normal nefese dönebilirsiniz. Şimdi ayak tabanlarınızdan çok güçlü bir enerjinin şifa enerjisinin ayaklarınıza doğru çıktığını imgeleyin. Yavaş yavaş damarlar gibi tüm bedeninize yayılacak. O mucize şifa enerjisi ayak tabanlarınızdan bacaklarınıza kadar gelsin. Dizlerinizde, sağ ve sol dizinizin hem önünde hem arkasında. Saat yönünde dönen su değirmenleri gibi bu enerjiyi yukarıya doğru taşısın. Evet, su değirmenleri döndükçe enerjiyi yukarıya doğru taşısın. Diz kapaklarınızdaki o rahatlamayı hissedin. Şimdi yavaş yavaş dizinizden yukarıya doğru bacaklarınızı saran damarların olduğunu ve bu damarlardan tüm şifa enerjisinin yukarı doğru çıktığını görün. Hissedin. Kuyruk sokumunuza kadar ulaştığını görün bu enerjinin. Evet, şimdi tam kuyruk sokumunuzda bir su değirmeni gibi dönen çakramızı hissedin. Alttan gelen enerjiyle beslenip saat yönünde dönen su değirmenini fark edin. Şimdi derin bir nefes alın. Nefesle daha da güçlendiğini hissedin. Yavaşça verin nefesinizi. Ve tekrar edin. İyi ki bu dünyadayım. İyi ki varım. Yaşamak, mutlu olmak benim hakkım. Bu dünyada olmak benim için güvenli. Yaşama sımsıkı bağlıyım. Hayata sımsıkı bağlıyım. Derin bir nefes daha alın. Yavaşça verin nefesinizi. Kök çakranızda, kuyruk sokumunuzda bir şeylerin böyle hareketlendiğini, kımıldamaya başladığını hissedebilirsiniz, normal. Hissedenler için, hissetmezseniz de normal, ama oradaki enerji çalışmaya devam ediyor. Şimdi kadınların tam rahim bölgesini düşünün. O bölgede de yeni bir su değirmeni var. O su değirmenine o aşağıdan gelen enerjiyle beslendiğini, yine bu su değirmeninin saat yönünde döndüğünü, bedeninizde saat yönünde döndüğünü imgeleyin. Her dönüşünde bu bölgeyi temizleyip şifaladığını, rahminizi, yumurtalıklarınızı, idrar torbanızı, böbreklerinizi, bağırsaklarınızı temizlediğini, şifalandırdığını hayal edin. Evet, bir nefes daha. Yavaşça verin nefesinizi. Evet, şimdi Rabbimin rahim sıfatıyla rahminizin, buradaki çakranızın, su değirmeninizin adını her ne diyorsanız onun güçlendiğini hayal edin, imgeleyin, hissedin, fark edin. Bundan sonra an be an üretkenliğim artıyor. An be an bolluğum, bereketim artıyor. Maddi ve manevi bolluk içerisindeyim. Maddi ve manevi bolluk içerisindeyim. Şükürler olsun. Derin bir nefes al. Yavaşça ver nefesini. Annemi, babamı olduğum gibi kabuldeyim. Annemi, babamı oldukları gibi kabuldeyim. Evet, bir nefes daha alın. Yavaşça verin nefesinizi. Cinselliğimi, olduğu gibi kabuldeyim. Kadınlar için kadın olmak güvenli. Erkekler varsa onlar da erkek olmak güvenli desinler lütfen. Kadın olmak güvenli. İyi ki bu dünyaya kadın olarak geldim. Cinsel kimliğimi seviyorum. İyi ki varım. İyi ki bu dünyadayım. İyi ki kadın olarak dünyaya gelmişim. Bedenimdeki hormonlarımın dengeli olmasını niyet ediyorum. Derin bir nefes alın. Yavaşça verin nefesinizi. Ve şimdi o aşağıdan gelen enerjinin tam göbeklerinizin üzerine kadar çıktığını, oradaki yine bir su değirmenini saat yönünde ahenkle çevirdiğini, bedeninizin arka tarafında da yine o göbeklerinizin hizasında ve su değirmeninin de yine ahenkle döndüğünü hayal edin. O aşağıdan gelen enerjiyle, alacağınız nefesle, o aşağıdan gelen enerjiyle döndüğünü hayal edin. Evet, derin bir nefes alın. Enerjiyi güçlendirip göbek deliğinize ve hemen arkasına yönlendirelim. Evet, hayata, sevdiklerime güvenle, huzur içinde bağlıyım. Hayata, sevdiklerime huzur içinde güvenle bağlıyım. Bugüne kadar her kimle veya her neyle olumsuz enerji bağı kurduysam bu bağlar şimdi temizlensin. Temizlensin. Şifalansın ve direkt Rabbime bağlansın. Evet, derin bir nefes daha alın. Hemen kaburgalarınızın alt kısmına, midenizin olduğu bölgeye kadar bu enerjiyi taşıyalım. Yine burada bir su değirmeni var. Bu su değirmeni sizin o bölgedeki tüm organlarınızı temizlenmesi ve şifalanması için size destek olacak. Bu su değirmeni aşağıdan gelen o mucize şifa enerjisini iç organlarınıza dağıtacak. Bu organlarınızın temizlenip şifalanmasına, dengeye gelmesine vesile olacak. Evet, midenizin rahatladığını, karaciğerinizin rahatladığını, temizlenip şifalandığını, dengeye geldiğini fark edin. Dalağınızın, safra kesenizin, bağırsaklarınızın, pankreasınızın, bu mucize şifa enerjisiyle dolduğunu, temizlenip şifalandığını, sağlıklı olup güçlendiğini fark edin. Evet, enerjinin bir süre orada kalmasına izin verin. Bırakın o işini yapsın. Sadece buna inanın ve yürekten isteyin. Harika. Şimdi derin bir nefes daha alalım. Şimdi yukarıda tam kalp hizasında, bir su değirmeni olduğunu, o aşağıdan gelen o mucize şifa enerjisini içine çektiğini ve bu çektiği enerjiyle Satürn'de döndüğünü, her dönüşünde kalbinize, kalp damarlarınıza, akciğerlerinize, broşlarınıza, yemek borunuza bu mucize şifa enerjisini akıttığını fark edin. Evet, kalbinizin o titreşimini hissedin. Derin bir nefes alın. Tüm nefesinizi ciğerlerinize, kalbinize çekin. Oraya yoğunlaşın. Evet, kalbinizin tamamen bu enerjiyle dolduğunu, akciğerlerinizin bu enerjiyle dolduğunu, temizlenip şifalandığını. Hayal edin. Fark edin. Hissedin. Derin bir nefes alın. Yavaşça verin nefesinizi. Kendimi seviyorum. Kendimi sevgiye, ilahi aşka açıyorum. Tüm öfkelerimi, kızgınlıklarımı sevgiyle bırakıyorum. Öfkelerimi, kızgınlıklarımı kabul edeyim. Onların sevgiyle dönüşmesine niyet ediyorum. Öfkelerimin, kızgınlıklarımın, korkularımın sevgiyle dönüşmesine niyet ediyorum. Derin bir nefes alın. Yavaşça bir nefesinizi. Harika. Kendimi ve yaratılan her zerreyi seviyorum. Şimdi bu su değirmeninin boğaz kısmında olduğunu hayal edin. Boğazınızda, boynunuzda olduğunu. Hem boğazınızda hem ensenizde. Ahenkli bir şekilde dönen su değirmeni olduğunu ve aşağıdan gelen o mucize şifa enerjisini boynunuza, ensesinize dağıttığını, omurlarınızı desteklediğini, omurlarınızı güçlendirdiğini hayal edin. Ses tellerinizi, nefes borunuzu temizleyip şifaladığını görün. Derin bir nefes alın. Nefesinizi verirken nefes almak güvenli. Kendimi kolaylıkla ifade ediyorum. Kendimi kolaylıkla ifade ediyorum. Herkes beni kolaylıkla anlar. Herkese kendimi kolaylıkla doğru bir şekilde anlatırım. Herkes söylediklerimi anlar. Herkes beni dinler. Evet, derin bir nefes daha alın. Boğazınızın yumuşadığını, boğaz kaslarınızın tamamen gevşediğini fark edin, hissedin. Şimdi bu su değirmeninin iki kaşınızın ortasında biraz yukarıda döndüğünü fark edin. Ve bırakın tam burada bir vortex oluşsun. Bir hortum gibi. Saat yönünde dönen bir vortex. Evet. Buradan açılan rahmani bir enerji alanı olduğunu hayal edin. Evet, bu enerji alanı tüm bedeninizdeki negatifleri çeksin, vakumlasın. Bilinçaltınızdaki olumsuz kayıtlarınızı, olumsuz kalıplarınızı vakumlayıp temizlesin. Pırıl pırıl olsun bilinçaltınız, zihniniz, beyniniz. Evet, derin bir nefes alın. Ve beyninizdeki tüm nöron hücrelerinin, nöronların ahenkle birbiriyle iletişim kurduğunu, dengelendiğini ve tüm hormonlarınızın dengeye geldiğini fark edin. Tüm hormonlar dengeye gelsin. Şimdi derin bir nefes daha alın. Yavaşça verin nefesinizi. Harika. Derin bir nefes daha alıp tam başımızın üstünde yeni bir su değirmeni gibi bir şeyin döndüğünü, saat yönünde döndüğünü hayal edin. Aşağıdan aldığı o muhteşem enerjiyi, o muhteşem güzel enerjiyi tam tepenizde toplasın bu su değirmeni. Diliniz damağınızda olsun. Şükredin. Şifaya şükredin. Aldığınız her nefese şükredin. Rabbinize şükredin. Kendinize teşekkür edin. Bu vakti kendinize ayırdığınız için. Bu çalışmayı kendinize yaptığınız için teşekkür edin. Rabbimin ilahi aşkına, nuruna, mucizelerine, şifasına, uğruna teşekkür edin, şükredin. Diliniz damağınızda olsun ki daha çok güçlensin enerji. Şimdi o ışık topu kocaman bir ışık topu. O kadar büyüdü ki. Şimdi izin verin o ışık topu bir fıskiye gibi bütün bedeninizi sarsın dışarıdan. Tüm aura alanınızı sarsın. Ve aura alanınızı öyle bir çerçevelesin ki dışarıdan gelecek tüm negatiflere karşı sizi korusun. Artık tamamen kendi oluşturduğunuz bu ışık topunun içindesiniz. Rabbimin ilahi koruması altındayız. Şükürler olsun. Öyle bir ışık topu olsun ki bu içine girdiğiniz, öyle bir ışık topu olsun ki buradan sadece sevgi girebilsin içinize. Sadece güzel enerjiler girebilsin. Ve buradan, bu ışık topundan dışarıya sadece sevgi ve güzellik çıksın. Sizi herkesten, herkes sizden korusun. Derin bir nefes alın. Yavaşça bir nefesinizi. Evet, birkaç saniye kendinizle kalın. Sonra birkaç derin nefes alıp verebilirsiniz. Normal nefese dönebilirsiniz. Dilediğiniz zaman gözlerinizi açabilirsiniz. Evet, şöyle ellerinizi, kollarınızı bir kaldırın. Yeni uyanan, yataktan yeni kalkan bir kişi gibi. İnşallah herkes uyumamıştır. Yok, uyursanız da, bakın bu yayını uyuyanlar sonradan izleyebilirler. Uyuduysanız eğer, çok özledim seni 75 kimsin. Şimdi eğer uyuduysanız dahi sonradan izleyenler için söylüyorum. Şifanız gerçekleşmiştir Allah'ın izniyle. Çünkü bazen bilinçli zihin izin vermiyor bir şeyler yapmamıza. O yüzden bilinçaltına inmemiz gerekiyor ya. Aslında bu çalışmada bir nevisi çok hafif de olsa frekansınızı yaptı. Bilinçaltına biraz yaklaştırdı. Ve inşallah şifalandınız. Şifa oldu hepimize. Şifa oldu. Sizlere de şifa oldu. Sizlerde varsa bakalım neler yaşadınız bilmiyorum. Saat kaç olmuş bu arada? Seycan 23.20'ye geliyor. Bizim burada 9'da, Türkiye'de biraz uzun hocam. Benim çenem açılırsa susmaz. Hayır, estağfurullah. Hele bir de şifa çalışması dediğin zaman o hiç bitmiyor. Aynen, çok güzel hocam ya. Muhteşemdi. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi ki katıldınız. Ay, muhteşemdi. Şifa olsun canlarıma. Şifa olsun cümlemize. Geri dönüşüm alabilir miyiz kısa bir hocam? Arkadaşlar ne hissettiniz? Ne yaşadınız? Muhteşem neler mümkün bu yolda ilerleyebilmek için. Dusot Bütünsel Nefes Akademisi'ne başvurun. Zeynep'ciğim izin ver kendine. Oy Duygucuğum, canım benim. Aynen. Ay, teşekkürler diye Aysun'um. Biz teşekkür ederim Aysun'um katıldığın için. Hadi. Yani. Aşırı esneme ve gözyaşı aktı. Ya, bende de oldu canım hocam. Canım benim. Çok güzel. Evet, yeter. Hocam. Hocam yine duydunuz beni diyor. Canım benim. Siz yeter ki konuşun. Hep biz dinleriz sizi Safiye. Kocaeli. Teşekkürler. Ablam da buradaymış canım ablacığım. Ha, yüreğinize sağlık canlarım. İyi ki varsınız. Sizden razı olsun. Şifa olsun hepinize. Ay. Saadet ablam benim. Saadet Erşen. Ha, ablanız mı? Kıbrıs'tan. Saygılarımı gönderiyorum. Kıbrıs'ta yaşıyor şu anda kendisi. Çok özledim onu da. Ayşun diyor vücudum dinlendi. Figen hocam hala beyaz enerjinin içindeyim diyor. Muhteşemsin Figen hocam. Nasip olan inşallah. Evet. Sonradan videoyu izleyenler yine şifayı alır mı hocam? Kesinlikle alır ama hani bunu canlı canlı yapsalar daha iyi olur sanki gibi geliyor bana. Yani canlı canlı derken hani buradayken. Çünkü burada inanılmaz bir enerji alanı oluşuyor. Ama biz o niyetle dedik ya, niyet çok önemli. Evet, o niyetle yapalım bu çalışmayı. İnşallah bunu YouTube'da da yükleyeceğim ben. Dusot sayfasına da yüklemeye çalışırız. İremciğim bize destek olur. Bir de şeyler geliyor. Özelden çok fazla geliyor. Eğitimle ilgili sorular geliyor. Canlar. Buradan bir kez daha tekrar edeyim. Dusot Bütünsel Nefes Akademisi bizim İrem koçumuz var. Canım İrem'imiz o bizim. Dusot Bütünsel Nefes Akademisi'ni takip ederseniz bir de orada telefon numarası var. Oradan WhatsApp'tan İrem'e çok rahat ulaşabilirsiniz. O size eğitimler hakkında hiç usanmıyor canım benim. Yapıyor. Çok böyle sabırla, sevgiyle, aşkla cevaplar veriyor size. Oradan ulaşabilirsiniz bizlere. Hani seans isteyenler oluyor. Seans için de yine İrem'den bize ulaşabilirsiniz. Çünkü inanın şifa olsun Yurda hocam. Serap Hanım, inanın, isterseniz eğitimlere katılın. Şifanızı kendiniz gerçekleştirin. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani ben tavsiye ederim. Yani Serap Hanım Berlin'den kendisi. Öyle mi? Biz hiçbirimiz böyle doğmadık. Böyle dünyaya gelmedik. Her şeyi sonradan edindik. Daha da öğreneceğimiz o kadar çok şey var ki. Öğretene, vesile olana şükürler olsun diyoruz. Bu sınavlara sokanlara da şükürler olsun. Evet, inşallah hepimize şifa olsun. Çok teşekkür ederim Zeynep Hocam. Ama herkesin de çok Seycan'cığım, sana da çok teşekkür ederim. Bunu bize sağladığın için rica ederim Serap Hanımcığım. İnşallah birçok canımıza dokunuruz. Çünkü şifa kendinizde arkadaşlar. Öğrenin ve kullanın. Evet, bu yayını paylaşın arkadaşlar şeyden. İnşallah Seycan'ım kaydedecek bunu. Hı hı. Bunu paylaşın, dostlarla, canlarla paylaşın. Herkese şifa olsun. Bu bizim boynumuzun borcu. Biz hani her yere, her şekilde yaymaya çalışıyoruz. Lütfen sizler de bunu paylaşın arkadaşlarınızla, dostlarınızla. Evet. Onları ekleyin. İşte Bütün Cevaplar Sende'yi ekleyin ki Seycan çok güzel çalışmalarda bulunuyor. Dusot Bütünsel Nefes Akademisi'ne ekleyin. Yurdagül Cengiz hocamı, İlay hocamı, beni de ekleyin artık arada. Hocam tekrar yayına ne zaman katılırsınız arkadaşlar? Sizi görmek istiyor. Tekrar bir canlı yayın yapıp şu bilinç altından konuşabilir miyiz? Çünkü birçok depolar orada. Hı hı. Oradan da konuşabiliriz. Bilinçaltı da konuşabiliriz. Her şeyi konuşabiliriz. Yani Rabbim neye izin veriyorsa, o an ne konuşmamız gerekiyorsa, o an canların sorusu neyse onlara cevap olsun diyoruz. Evet. O niyetle zaten oturuyoruz. İnanın ne Seycan'ın soruları hazırdı, ne benim söyleyeceklerim hazırdı. Hiçbir şey yapmadım. Ne de nefes için çalışma hazırdı. Dedim yapma, bırak. Yapma, kontrol etmeye başladığında bir şeyleri kaçırırsın, hayatı kaçırırsın. Bırak, bak ne kadar güzel aktı gitti, aksın gitsin. Evet. Şifa da öyle. Bırakın, rahat bırakın. Önce bir gevşedik ya, bir rahat bırakın kendinizi. Bir aksın gitsin bütün. Aynen. Teyzeciğim teşekkür ederim canım benim. Çok teşekkür ederim Zeynep Hocacığım. İyi ki sizle tanıştım, iyi ki Dusot'la tanıştım. İnşallah bütün canlara da bunu en güzel şekilde anlatmayı Rabbim vesile kılsın bana. Amin, sizlerle bir olmayı. Hepinize inşallah. Başka yerlerde değil, herkes kendindeki şifayı, var olan bilgiyi açığa çıkarmak için arkadaşlar, güvenilir doğru adres istiyorsanız Dusot Bütünsel Nefes Akademisi'ni takip edin. Eğitim almanız gerekmiyor. Takip etmeniz bile şifalanmanıza ve ailenizin bile şifalanmasına fayda sağlar. Kesinlikle şifa sizde başlıyor, sonra çevrenize yayılıyor zaten. Dalga dalga, hani frekanslar olarak düşünün. Dedik ki bütün her şey enerjiden oluşmuş. Evet. Hani buradaki enerji düzelttiğinizde o etrafına frekans yayıyor zaten. Hani bir taş atıyorsunuz ya bir suya. Attığınız taş ne oluyor? Etrafa böyle dalga dalga yayılıyor mu? Siz de orada bir dokunuş yapın. Bir kelebek dokunuşu. İnanın o kadar güzel yayılıyor ki etrafa. Sizin içinizdeki o sevgiyi, o güzel frekansınız etrafa o kadar güzel yayılıyor ki. Evet. Şükürler olsun Rabbim, ne kadar güzel bir düzen yaratmış. Biz sadece direnç gösteriyoruz. Direnmeyi bırakalım artık. Direnci bırakalım ki Rabbim şafisini tamamen her anımızı, bedenimizi, ruhumuzu, nefesimizi şifalandırsın. Halimizi şifalandırsın. İnşallah. Sizleri seviyoruz canlar. Seycan'cığım çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim hocam. İlk canlı yayınıma katıldığınız için uğurlu oldunuz. Çok teşekkür ediyorum hocam. İnşallah haftaya dersinizde kim bilir hangi gönüllere dokunacaksınız. Tabii ki ben de orada olacağım. Ayrı bir konu da. İnşallah birçok bugün programı izleyen ve sonradan izleyecek canları da bu eğitimlerde görmek istiyoruz. Kendinize dokunun. Kendinize değer verin. Bu eğitimleri alın. İnanın bana, takibi bırakmayın. Kendinize en büyük hediye olacaktır. Çok teşekkür ederim hocam. Katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Ben de sizleri seviyorum. Bir şey diyeceğim Seycan, çok özür dilerim. Şimdi buradayız diyorlar ama biz çok 1,5 saat olmuş, hani cevaplayamıyoruz burada. Yayının altına yazsınlar yorumlarını, biz oradan da cevaplarız. Yayının altından yazın lütfen. Tamam. Ben bunu kaydedeceğim inşallah. Lütfen altına yazarsan, herhangi bir sorunuz olursa da yazın. Sevgiyle cevap veriyor olacağız. İnanın hani ben yetişemesem bile koçlarımız hepsi birbirinden muhteşem. Onlar da cevap verirler size. Burada çünkü hepimiz bir aileyiz. Yani birimizin sorusu hepimizin cevabı. Evet. Hepimiz birimizin sorusu da hepimizin aile gibi. Aynen. Çok teşekkürler hocam. Merhaba. Senin için en önemli şey huzur mu? Huzura yolculuk yapmak ister misin? Gözlerini kapat ve bana eşlik et. Olan her şey hayrımadır ve her şeyin kusursuz ilerlediğini biliyorum. Yaratıcının koruması altında olduğumu biliyorum. Elimden geleni yapıyor ve kendimi yaratıcıya teslim ediyorum. İlahi akışa güveniyorum. Huzurluyum, dinginim. Merhaba. Kendini yetersiz mi hissediyorsun? Artık kendini hatırlama vakti. Şimdi derin bir nefes al ve içinden tekrar et. Kendimi ve yeteneklerimi görmeyi seçiyorum. Kendi gücümü açığa çıkarmayı ve kullanmayı seçiyorum. Doğuştan yetenekli olduğumu biliyorum. Sadece kendimi hatırlamaya ihtiyacım olduğunun farkındayım. Kendim olmaya izin veriyorum. Yeteneklerimin ve kendimin her an farkında olmaya niyet ediyorum.